2023 LGS kampımıza son iki gün kaldı. 3-2-1 diyeceğiz ve bir şekilde LGS kampımıza başlayacağız inşallah. Ama sizler de şunu unutmayın ki Nasıl bu kampımızın başlamasına iki gün kaldıysa bir günde gelecek LGS 2023 e iki gün kalacak. O yüzden şimdiden yapacaklarımızı belirleyip planlarımızı yapıp yol haritalarımızı çizip güzel güzel sorularımızı çözmeye başlamamız lazım. Videolarımızı izleyerek okulda kurslarda hocalarımızı dinleyerek harika bir şekilde hazırlanmamız lazım. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor çok değerli bilhassa bu sene her zamankinden daha da değerli. Şimdi arkadaşlardan gelen yorumlara bakalım kampın favori yorumlarını seçtik. Zeynep'ten LardoX'ten Yasin'den çok güzel yorumlar gelmiş. Sonrasında zaten bu soruları cevaplayacağız ve kampımıza gümbür gümür hazırlanmaya devam edeceğiz. Zeynep demiş ki kolay soru çözünce insan kolaya alışıyor. Böyle olunca da zor sorular çok zor geliyor demiş. Bu doğru bir yorum gibi duruyor ama esasında pratikte böyle olmuyor arkadaşlar. Sizlerin yaptığı o küçük küçük adımlar, o kolay kolay sorular ileride size bir kondisyon kazandırıyor. Yani şöyle düşünün. Kitap okumayı çok seven bir öğrenci, kitap okurken satırların arasında kaybolan, onlarla mutlu olan bir öğrenci sınav geldiği zaman sınavda bu uzun sorularda hiç yorulmuyor. Sözelde rahat rahat yapıyor. Çünkü beyni otur sorular okumaya alışmış. Geçiyor sayısala. Sayısalda da yine rahat rahat o fendeki uzun uzun metinleri okuyabiliyor. Çünkü kitap okumaya alışmış. Peki kitap okumak zor soru çözmek mi? Hayır. Kitap okumak soru çözmek bile değil. Sadece keyifli bir şekilde zaman geçiriyorsun. Ama orada da yaptığı o küçük çalışmalar bile, o kitap okuma bile öğrencinin sorularda zaman kazanmasını, odaklanma sorunu yaşamamasını sağlıyor. Dolayısıyla sizin kolay sorular çözünce kolay alışmanız bir durum yok. Kolay sorular çözdüğünüzde kondisyonunuz artacak ve zamanla zor soruları da çözeceksiniz. Lardo X demiş ki ben konuları kolay pekiştir Ben konuları kolay pekiştirmek istiyorum. Bu sene taktik lazım demiş. Arkadaşlar LGS'ye girdiğinizi size soru soracaklar. Yani LGS'e girdiğinizde hoş geldin Nardo X. Nasılsın iyi misin? demeyecekler. Direkt önünüze sözel ve sayısal kitapçığını verecekler. Açacaksınız sayısal kitapçığı tık soru geldi. ...atacaksınız sayfayı, tık soru gelecek. Cevapları yazıyor burada. A, B, C, D, D'den bir tanesi. Bilmiyorum hangisi olduğunu. Ama bunlardan bir tanesinin cevap olduğu önünüze yazıyor ya... ...sen soru çözerek, test tekniği geliştirerek... ...diyelim ki seçeneklerden gidiyorsan... ...B'den başlayıp az geldiyse C'ye, çok geldiyse A'ya giderek... ...bilmiyorum artık, bunun her birinin yöntemi var. Ya da paragraf sorularında, LGS Sözel'de örnek veriyorum... ...belli soruları dikkatli bir şekilde okuyup seçenekleri eleyerek... ...doğru cevapları bulacaksın. Dolayısıyla senin en çok yapman gereken şey... En önemli taktiğin soru çözmek olacak. Vazgeçmeden, ısrarlı bir şekilde turlama taktiği yaparak biraz sözel, sıkıldın sayısal, sayısalda zorlandın sözel sorusu çözerek sınavda şovunu yapmak olacak. Dolayısıyla sınavda bize soru soracaklar. Yasin, LGS senesi için korkularım var. Çok güzel. Korkularım varsa demek ki çalışıp kazanacaksın demek bu. Bazen yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Bazen de kolay geliyor. Çalışmalarımı nasıl yürütebilirim? Şimdi LGS senesinde öğrencinin yapması gereken en önemli şey kendisine inanması. Bunu dünkü geri sayımızda da söylemiştik. Kendine inanacaksın. Bakın Steve Jobs diye bir insan var. Mutlaka duymuşsunuzdur bu iPhone'u falan bulan adam yani. iPhone'u geliştiren adam. Mac'in, Apple'ın sahibi neyse işte artık. Bu adam her sabah aynada yüzüne karşı şunu diyormuş. Sen süpersin, sen başarılısın, sen yaparsın diye. Peki bunu yapan birine biz ne deriz normalde? Manyak deriz değil mi? Deli deriz. Niye? Çünkü kendi kendine kendini övüyor diye. Ama o kadar çok buna ihtiyacımız var ki. Bizler bazen kendi korkularımızdan dolayı kendimizi övmek yerine kendimizi hep yerin dibine sokuyoruz. Korkularım var yapamayacakmışım gibi hissediyorum diyoruz. Kolay soruya alışıyorum zor soru yapamıyorum diyoruz. İşte yani kendimize olan inancımızı hep yitirmek istiyoruz. Kendimize hep acımasız davranıyoruz. Al sana Zeynep diyoruz Zeynep kendisine. Al sana diyor Yasin Yasin kendisine. Halbuki gideceksin bir dakika kardeşim ben inanıyorum. Ben 2023 sözel ve sayısalda görevimi yapacağım, vazifemi yapacağım, gözlerimi kapatacağım. Tonguç'la birlikte harika bir şekilde LGS kamplarının hepsini tamamlayacağım. Çok güzel soruları çözeceğim. Dinamo'dan, örnek veriyorum başka ne var mesela Zoru Bankası'ndan. Farklı farklı kitaplarımız var bizim. Bunların tamamına yakınını çözüp bitireceğim. Milletin Bakanlığı'nın sorduğu örnek soruları bitireceğim. LGS sorularını bitireceğim. Ve ardından diyeceğim ki selamun aleyküm LGS. Ben geldim çekil. Çekil kenarı bana soruları göster, tıkır tıkır hepsini yapacağım diyeceksiniz. Bu inançla ilerleyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da planlayarak yapacaksınız. Bizler zaten LGS kampımızda sizlere gün gün, saat saat ödevleri vermemizin sebebi bu. Bunu yap, ödevini bitir, sorunu çöz. Bunu yap, ödevini bitir, sorunu çöz, bitir diyeceğiz ve böylece mükemmel bir şekilde ilerleyerek sizler sonuca ulaşacaksınız. Burada kendinize inanmanız lazım ve bizlere de güvenmeniz lazım. Bazen yapmayacakmış gibi hayır Hiçbir zaman yapamayacakmış gibi hissetmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki: "Bugün herhalde yoruldum o yüzden biraz yanlışlarım çıkıyor." deyip dinleneceksiniz. Bütün kamplarımızda zaten sizlerin yanınız olacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Kampımıza gün gün detaylı konu anlatımları, yenisi soru çözümleri, sizlere özel aylık programlar, ödevler her hafta Salı günü canlı yayınlarımız olacak. Her hafta LGS reperliğimizle ve ders çalışma günlükleriyle sizleri sınava kadar süper bir şekilde hazırlayacağız. Burada Challengelar diye saçma sapan bir şey yazmışlar. Bu Challengelar demek istemişler. Challenge yani birlikte soru çözümlerimizi yapacak arkadaşlar. Burada ben ee, hani Challenge desek yeterli de Hem Türkçe hem İngilizce'yi birleştirmişler. Bir Türkçe öğretmen olarak şu anda bir skandalla karşı karşıyayım Ama sıkıntı yok. Challenge diyeceklerine challenge'lar demişler. Yani mücadele rekabet azimli sorularımız olacak. Peki kampımızın favori kaynaklarından birini daha tanıtalım sizlere. Dinamo tüm dersler soru bankaları yani Dinamo setimiz. Kapağı hemen açıldı çünkü o da bir an önce kutudan dışarı çıkmak istiyor. Zaten kapakta da hadi beni aç demişiz. Hemen açalım içindeki kitaplarımızı tanıyalım şöyle. Gördüğünüz gibi Dinamo setimizin içerisinde Dinamo Türkçe soru bankası, Dinamo Fen soru bankası, Dinamo İnkılap, Matematik, Din ve İngilizce soru bankalarımız var. Gerçekten hepsi efsanevi bir şekilde hazırlandı. Efsanevi bir şekilde de birçok soruyu tutturdu 2022'de, 2021'de. Bu sene yenilendi. Bu sene de birçok soruyu burada sizlerle birlikte yakalayacağız arkadaşlar. 2023 LGS'de de Dinamo soru bankamıza bu soru vardı diyeceğiz. Dinamo soru bankamıza bu soru gelmiş diyeceğiz. O yüzden buradaki soruları dikkatlice çözmenizi istiyoruz. Dinamo soru bankalarımıza aynı zamanda şöyle bir bilgi daha verelim. Soru zorluk sayısı biraz fazla. Yani hem zor seviyemde pro seviye sorular var sıfırdan ve taktiklerden bir nebze daha zor. Ve içerisinde di ekstra dijital soruları da mutlaka çözün. Yani bu testte 8 soru var gözüküyor ya. Hayır. Bu testte takıldığınız soruların karekodla çözümünü izlediğiniz zaman ekstra olarak bu telefonunuza bu sorular indiği gibi ekstra iki tane soru daha iniyor. Telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza bilmiyorum artık. Dolayısıyla bu kitapta ekstra soru var, ekstra sorular var ve kitaplarımızın her birinde TEP sayesinde adımlı bir şekilde sorularınızı kitaplardan çözebiliyorsunuz. Yani birinci adımda çarpanlar ve katları 32 soruyu 64 dakikada bitirmeniz gerektiğini tek tek adımsal bir şekilde bölüştürdük. Dolayısıyla en güncel yeni sorularla matematikte, Türkçe'de, İngilizce'de, dinde, inkılapta ve fendi. Hepsini doğru yapmak istiyorum ve çok iyi yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımızı daha avantajlı olan Dinamo Set'e yönlendiriyoruz. Zaten e, LGS kamplarımız boyunca da Dinamo kitaplarımızdan da ödevlerimiz olacak arkadaşlar. Dinamo Set bir daha avantajlı gelmiş oluyor. Onu da buradan belirtelim. Hatta setimizin arkasına da yazdık. Pro seviye, zor seviye soru adetlerini sizlerle paylaştık. Dinamo Soru Bankası'nı Türkiye'deki tüm tomuç kırtasiyelerinden ya da size en yakın... E, Tonguç Kırtasiye'sinden ya da e, nereden alabilirsiniz? İnternetten alabilirsiniz. İnternette Tonguç Mağazayı tavsiye ediyoruz. Tonguç Mağazadaki çünkü bizim resmi web sitemiz. Oradan daha güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. İki gün sonra kampımızda herkes olmasını istiyoruz. İki gün sonra kampımıza mükemmel bir şekilde başlayacağız ve sizlerle başarıdan başarıya koyacağız. Hadi bakalım. Müzik <laughs>